Kolay.com.tr'den herkese merhaba efendim. Ben Yaman Kaya, Mustafa Özal'la birlikte gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Sayın Nedret Yayla. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Yayla hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Sevgili Mustafa Özal, ben ilk olarak başlamak istiyorum müsaadenle. Sayın Yayla, tabii aslında dünya sıkıntılı bir güne merhaba dedi. Ayak sesleri duyuluyordu ancak ne yazık ki artık bugün itibariyle tam anlamıyla acı bir savaşla karşı karşıyayız diyebiliriz. Rusya tarafından Ukrayna'ya başlatılan bir askeri harekat söz konusu. Tabii çok fazla konu var ele alacağımız ama vaktimizi de ekonomik değerlendirerek yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir kurucumuz var bizim. Böyle bir felsefesi söz konusuydu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün nasıl başladınız güne? Vallahi çok üzücü bir gün aslına bakarsanız. Bir de insanın, siz gençsiniz ama çocukları ve torunları olursa bu acıyı daha fazla hissediyor. Şimdi benim 3 yaşında bir torunum var mesela. Bu çocuk hiçbir şey habersiz. Evinde oynarken birdenbire bombalar yağmaya başlayacak. Bunun yaratacağı travma, belki o çocukların uzuv kayıpları, can kayıpları çok çok acı bir tablo. Çok acı görüntüler de yansımaya başladı şimdiden. Maalesef, maalesef. Rahmetli İsmet İnönü'nün bir sözü vardı. Derdi ki, büyük devletlerle ilişkiler ayıyla yatağa girmek gibidir. Şimdi maalesef bu büyük devletler hemen kaba kuvvete, kaba güce başvuruyorlar. Burada tabii bazılarının hiç insanlığı düşünmeden ekonomik hırsları da rol oynuyor. Özellikle silah sanayi bunları körüklüyor. Dolayısıyla insanlar için çok büyük acılar ve travmalar başlayacak. Zaten Atatürk'ün büyüklüğü de burada ortaya çıkıyor bir noktada. Atatürk'ün hiçbir devlet adamında olmayan özellikleri var. Mesela Atatürk herhangi bir sultan ya da padişah gibi yetkisini bir yerlerden almamış. Bir öksüz, babasız çocuk olarak başladı hayatını, devletin en üst noktasına bitirmiş. Keza onu kimse özel olarak yetiştirmemiş. İşte askeri okullarda herkes ne öğrendiyse o kendi kendine yetiştirerek belli bir noktaya gelmiş. Zaten askeri dehasından söz etmeye ihtiyaç bile yok. Kurtuluş Savaşı'nda şunu gördük ki 6 ayda geçirilen mevzileri 15 günde paramparça etti. Bunun daha öncesi de var. Yine çok büyük bir özelliği, bütün Cumhuriyet'ten, Cumhuriyet ilanından itibaren ölümüne kadar geçen süre 15 yıl. Şimdi kendi hayatımıza bakalım, mevcut iktidarların süresine bakalım. Bu 15 yıl içerisinde işte saatten, takvimden, giydiğimiz kıyafetten, yazdığımız yazıya kadar, hani Cumhuriyet ilanı bir yana, her şeyimizi değiştirmiş ve yüzyılların açığını kapatmış. Yani devrimsel bir rıza devrim yapmış bir lider Atatürk ve bu dönem içerisindeki dünyadaki 1929 ekonomik bunalımına rağmen 48 tane fabrika kurmayı başarmış. İşte en son Sümer Bank'ı biliyorsunuz bir fabrikayken park oldu şu anda. Kongre Kültür Merkezi her neyse. Sonuç itibariyle tüm bunların yanında bir başka özelliği de var. Belki bunlara yaklaşan liderler olabilir ama yatağında huzurla ölebilen, bu da çok önemli bir şey. Ve arkasına halkın ağlayabildiği çok az lider var. Mesela ben Atatürk'ü biraz Napolyon, daha doğrusu Napolyon Bonaparte'i biraz Atatürk'e benzetirim. Fransızlar çok büyük sahiptiler ama Napolyon'un sürgünde öldü. Çünkü maceracı bir yönü vardı sonuç itibariyle. İşte burada sizin değindiğiniz noktaya geliyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yani Trikopis'i esir aldığı zaman onu teselli eden. Baş düşmanı Yunanistan'ın başbakanının Dünya Barış Ödülü'ne aday gösterdiği bir insan. Hiçbir zaman mutlaka gerekmedikçe kuvvet kullanmayı düşünmemiş. Ve savaş bir cinayettir demiş. Aynen. Mutlak gerekmedikçe savaş bir cinayettir diyen bir lider. Dolayısıyla böyle bir liderin yurttaşları olarak görüyoruz ki dünyada savaş tamtamları çalıyor. Herkes de ateşin üzerine körükle gidiyor doğrusunu isterseniz. Ama insanları düşünen bunun sonuçlarının nasıl ağır felaketlere yol açacağını düşünen
maalesef çok az insan var. O açıdan Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Peki, asıl konumuza gelelim. Bu malum sıcak gündemi değerlendirmemek olmazdı ama siz Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Genel Başkanı Bozkurt olmak üzere Genel Merkez yöneticileri Anadolu turuna çıktılar ve bu kapsamda Bursa'ya da geldiler. Anadolu'da neden, Anadolu'yu neden dolaşıyor Genel Merkez yöneticileriniz? Bu konuyla devam edelim. Buyurun. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın biliyorsunuz Atatürkçü Düşünce Derneği demokratik bir kitle örgütü. Seçimle geliyor. Seçimdeki en büyük vaatlerinden bir tanesi de kendisi zinde şey ama yaşına rağmen ben Anadolu'yu karış karış dolaşacağım dedi. Bu vaati yaptı bize ve bu şekilde destek aldı. Nitekim de iş başına gelir gelmez ki daha henüz 4-5 aylık bir yönetim bu sözünü tuttu. Bildiğim kadarıyla ben tabii her gittiği noktayı bilmiyorum ama bize gelmeden evvel en son Bandırma'daydı. Oraya Gaziantep'ten gelmişti. Yani böyle uzak uzak mesafelerden Hatay bölgesi, Güneydoğu Anadolu. Ondan önce Karadeniz'deydi. Özellikle bu Samsun'da biliyorsunuz çok çirkin bir olay oldu. Atatürk anıtına bir saldırı oldu. Daha evvel de Karadeniz ve Samsun'daydı. Şimdi buradaki amaç ne, hedef ne? Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şunu düşünüyoruz. Bugün Atatürk ilkelerinden, daha doğrusu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluş nedeni 1989'da rahmetli Profesör Doktor Muammer Aksoy'un Atatürk ilkelerinden daha o zamanlar uzaklaşıldığını düşünmesi. Ve derneği kuruyor ve derneği kurduktan 6 ay sonra şehit ediliyor. Herhalde bunu mutlaka biliyorsunuz. Keza yine derneğimizin yönetim kurulu üyeleri Ahmet Taner Kışları, doçent doktor Bahriye Üçok ki bir aslında din alimiydi. Onlar da Atatürkçü ve ilerici görüşleri nedeniyle maalesef şehit edildiler. Aynı Uğur Mumcular gibi, Abdi İpekçiler gibi bir karanlık el Türkiye'ye faydalı olabilecek, Türk insanını aydınlatabilecek insanları özellikle etkiliyseler, çok etkiliyseler bir şekilde yok ediyor. Hiçbir de maalesef yakalanamıyor. Şimdi buradan günümüze gelirsek biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak o durumun artarak sürdüğünü düşünüyoruz. Yani Atatürk ülkelerinden giderek bir uzaklaşma görüyoruz. Bunu isterseniz güncel olaylara bağlayalım. Geçen gün televizyonda bir hanım elinde bir tane salata, bildiğiniz marul. İşte diyor ki 5-6 lira bu şey. Buna bir de diyor yağ katmak lazım, limon katmak lazım. Sos bir salata 10 lira diyor. Yani yemeğin yanına koyacağın salata bile olmuş 10 lira. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 2500 lira. Bu insanlar elektrik parası veriyorlar, doğalgaz parası veriyorlar. İşte bazen işsiz çocuklarına bakıyorlar. Şimdi Türkiye niye bu duruma geldi? Atatürk'ün işte meşhur vecizesi köylü milletin efendisidir dedi. Biz köylüyü bu milletin efendisi yapabildik mi? Köylü bugün artık toprağını terk etmiş. Şehrin varoşlarında köyler boşalıyor. Köyler boşalıyor. Köyler de genç kalmıyor. Ve şehrin varoşlarında yaşamaya çalışan bir kesim oluşuyor. Şimdi bunun neticesini işte kış günü 10-15 liraya karnabahar pırasa yiyerek görüyoruz. İşte 5 liraya, 6 liraya bir basit bir marul alarak görüyoruz. Neden? Çünkü biz köylüyü milletin efendisi yapamadık. O da bir çekti, iki çekti, üç çekti. Eninde sonu artık bana ne dedi. O da artık kendini kurtarmaya başladı. Özellikle köylü gençlere biz hiç istikbal sunamadık. Bunlar borçlandılar, tarlalarını kaybettiler. Ben söylemekte bir sakınca yok. Ayaklarında çalıştım. Zaten bilinen büyük bir kuruluş. Bir Fransız kuruluşu biliyorsunuz. Yani daha Türk-Fransız ortaklığı. Ben Renault'a girdiğimde Fransızca bilmiyordum. Benim Fransızca öğretmenim vardı. Ve beni Fransa'da köyüne davet etti. Köye gittiğimde şunu gördüm. Köy minik bir Paris'ti aslında. Yani oradaki bir küçük bir restoran, küçük bir otel, küçük bir market. Ama Paris'teki kalite köyde de vardı. Yani onlar kendi köylüsünü milletin efendisi yapabilmişler. Biz bunu yapamadık. Şehirde ne olması gerekiyorsa, hatta fazlasıyla bizim köylere götürmemiz lazım.
zaman daha da ilerlemeden, daha da geçmeden. İşte biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani Atatürk'ün dediği şeyi yapmadığınız zaman sonunuz hüsran oluyor. Bugün yaşadığımız durum budur. Evet, yani aslında baktığımızda... Bir örnek olarak yani, güncel bir örnek olarak söyledim. Şu andaki mevcut ekonomik darboğazdan çıkışın reçetesi de aslında Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde. Müsaade ederseniz bir örnek yani. Tabii ki. Bir örnek daha vereyim. Mesela bu en son faizlerdeki sözde düşmeler. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte nas vermezler sana bana ne oluyor dedi. Şimdi nas benim babam da çok dindar bir insandı. Parasını bankaya yatırırdı. Faizini dağıtırdı. Derdim ki baba zaten enflasyon %10. Onlar da sana enflasyon kadar veriyorlar. Dolayısıyla alabilirsin ama o kabul etmezdi bunu. Şimdi nas vatandaşlar için geçerli olabilir ama siz devleti nasa göre yönetirseniz sonuç bu olur işte. Yani işte 7-8 lira olan dolar birden 13-14 liraya çıkar. İşte 20 liraya kadar euro çıkar ve sonuçta bir ara durdursanız bile 3-5 ay evreliğe kadar %50 bir artış, evet, enflasyon yaşarsınız. Bunu da faturasını kim ödüyor? Bütün vatandaşlar ödüyor. Hepimiz ödüyoruz. Dolayısıyla burada da neyi görüyoruz yani? Laiklikten uzaklaşıp dini kurallara göre bilimden uzaklaşıp devleti yönetmeye çalışırsanız sonuç bu olur. Bu benim babam için geçerli olabilir Nas suresi ama devlet için, evet, geçerli olmaması lazım diye düşünüyorum. Efendim tabii ben son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Az önce yapmış olduğunuz çiftçi vurgusu çok önemli. Zira baktığımızda işte şu anda Rusya ve Ukrayna bir savaş, çatışma halindeler. Haliyle biz de tarımsal anlamda ciddi bir şekilde bilhassa Rusya'ya bağımlı durumdayız. Evet. Rusya'dan gelecek ihracattaki bir sekte, olumsuzluk bizi gerçekten çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir ki Mustafa Özdağ biliyorsun ekmeğe ulaşmakta şu anda vatandaş ciddi sıkıntı yaşıyor. Neden? Çünkü her geçen gün zamlanıyor neredeyse. Evet. Yani en son 3 lira da yetmedi. 4 olacak, 5 olacak. Devletin onca sübvansiyonuna rağmen haliyle çiftçi konusu bence çok önemli. Türkiye o kuruluş felsefesine dönmeli diye düşünüyorum ve bilhassa tarımsal anlamda bu dışa bağımlılığı önleyecek, çiftçiyi tekrar ekmeğe, üretmeye teşvik edecek önlemler alınmalı diye düşünüyorum. Müsaade ederseniz bir konuda da eğitimle ilgili bir şey söyleyeyim. Yine bir örnek vereceğim size. Mesela ben Ruanda çalıştıktan sonra ve sonradan da bayağı bir, şöyle diyeyim, 100 kere Fransa'ya gittim. Sayamıyorum artık yani. Çünkü hem görev icabı gitti, hem doğal sıra alışkanlık, dostluklar icabı gitti. Burada tabii ki insan neden Fransa diyorum? Çünkü Almanya'yı bilmem mesela. 2-3 kere gittiğim bir yer. Ama Fransa'da çok gözlemim oldu. Fransa'da okulların hiçbirinin önünde servis aracı yoktur. Ancak mesela anaokulu falansa işte anneler, teyzeler, babalar her neyse bakıcılar gelir çocukları alırlar. Orada biraz araba kalabalığı görürsünüz ama bizde olduğu gibi böyle servislere çocuklar binsin 13-15 yaşında bir yerden bir yere gelse böyle bir şey yok. Neden? Çünkü Fransa'da her mahallede o mahallenin gideceği bir okul var. Ve bu okullar yüksek kalitede okullar. Yani A okulu yerine ben B okula gideyim diye hiçbir çocuk düşünmüyor. Ben görüyorum mesela üzülürdüm onları gördüğümde. Sırtlarına çantalarını geçirirlerdi. Gülü oynayan kızlı erkekli şarkı söyleyerek konuşarak ayrılırlar okuldan. Şimdi bizim çocuklara bakıyorum. İlkokuldan sonra bir yarış var. Ortaokuldan sonra daha da kötü bir yarış var. Mesela ben ortaokulu bitirdiğimde şahsen, herhalde siz de öyle, oturup sınava girmek gibi bir derdimiz yoktu. İstediğimiz okula gidebiliyorduk. Şimdi ortaokul çocukları bile sınava sokuluyor. Eğer istediği liseyi seçemezse alternatif İmam Hatip Lisesi. Şimdi İmam Hatip Liseleri önemli. Şunun için önemli. Nitelikli din elemanı yetiştirmek için çok önemli. Ama fazlası ne olacak? Kızlar da gidiyor mesela buraya. Yani buralara insanlar zorlanıyor. Bunun sonucu ne? Bugün 4 öğrenciden bir tanesi özel okulda. Şimdi bir baba düşünün. Türkiye'de işsizlik problemi var. İşiniz olsa bile işsizlik problemi var. Çünkü her an şey yapabilirsiniz. Mesela benim kızım özel bir okuluydu ilkokulda. Anadolu Lisesi'ne gitti. Bir ferahladım ben. Dedim ki 7 sene hiç olmazsa hani insanın hep aklına gelir. Ben işten çıkarırım, ayrılırım. Hepimiz çoğumuz özel sektörde çalışıyoruz. Bu çocuk kendi kurtar dedim. En azından lise çağında. Şimdi aileler çocuklarını İmam Hatip'e vermemek için, çünkü
Oradan hiçbir şey olmuyorsunuz. Eğer din adamı olacaksınız tamam okey. Ama yüzde kaçı din adamı oluyor oradan çıkanların? Çok büyük Efendim İstanbul'da bir diyorsunuz da bir imam hatip var meşhur biliyorsunuz oradan mezun olanlar Türkiye'nin kademelerine yerleştiriliyor. Kartlı imam hatip miydi o? İşte oralara girerseniz soru yok da mesele şu. Şimdi yani siz neden çocukların çocukluklarını yaşamasına müsaade etmiyorsunuz? Yani ortaokul çocuğuna sen eğer sınavı kazanmazsan işte şu okula gideceksin demek kimin hakkı olabilir? Günah değil bu insanlara. Analarına babalarına günah değil. O da yapamadığı zaman ana baba ne yapıyor? İşte çocuğum bir şey olsun diye, hayata bağlanabilsin, adam olsun diye çok büyük fedakarlıklara katlanıyor. Paraları olmadığı halde, durumları olmadığı halde. Yani böyle bir eziyet olmaması lazım aslında. Ki aslında özel okullarda da ciddi i̇şte, sıkıntılar var. Buraya nereden geldi? Lazım. Bu da işte Atatürk'ün öğretim birliği ilkesinden sapmaktan oluyor. Tedrisat kanunundan öğretim birliği ilkesinden saptığımız için bugün bütün çocuklarımız bu sıkıntının içerisinde. Evet. Velilerimiz çok büyük paralar ödemek durumunda. Peki ben son olarak sorumu yönelteyim. Bursa'yı biraz sormak istiyorum. Genel merkeze konuştuk. Bursa'da Atatürk Düşünce Derneği'nin güçlü olduğu kentlerden biri. 90'lı yıllardan itibaren çok aktif bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Bursa'daki üye sayınız kaç? Bursa'daki faaliyetleriniz nelerdi? Biraz da bundan bahsedip programı kapatalım. Ve üye sayısını artırma yönündeki hedefinizi de merak ediyoruz tabii. O hedefimiz var ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz son 2 yılda bütün dünya hiç yaşamadığı bir şey yaşadı. Mesela biz Bursa'daki derneğin gücünü göstermek için şunu söyleyebilirim. Bu tabii ne kadar örnek olabilmiyor ama Bursa'nın en büyük cumhuriyet balonunu biz yapıyorduk 500 kişiyle. Siz de sanıyorum davetli olarak katılmışsınız, görmüşsünüzdür. En büyük balonu biz yapabiliyorduk. Bu kadar gücümüz vardı. Ama şu pandemiden sonra mesela son 2 yıldır yapamıyoruz. Bizim her hafta derneğimize söyleşilerimiz vardı. Herkese açıktı. Daha çok üyelerimiz gelirdi ama işte Atatürkçü düşünürler gelir bizim üyelerimize konuşmalar yaparlardı. Ama son 2 yılda bunların sayısı çok azaldı. Birkaç kere burada olduğu gibi web ortamında yapmayı denedik. Ancak şöyle bir sorunumuz da var. Tabii bizim üyelerimizin yaş ortalaması hayli yüksek. Şimdi eğer 18-20 yaşında gençler olsa bunlara çok kolay adapte oluyorlar ama... Evet. Şimdi en büyük hedeflerimizden bir tanesi de o. Mesela bu sene 20 tane gencimize Bursa'da harçlık veriyoruz diyeyim. Yani tabii çok fazla imkanımız yok. Geçen sene bu sene 27 idi. Hiç olmazsa onların öğrenimlerine bir yardımcı olabiliriz. Üyelik anlamında da genç üye kazanmak çok önemli aslında. Evet, evet. Aynen öyle. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse yaş ortalamamız bir hayli yüksek. Dolayısıyla bütün ümidimiz bir türlü bu pandemide aşamıyoruz biliyorsunuz bu omikron varyantıyla birlikte. Şu anda benim yeğenimin çocuğu hastanede bayağı ağır geçiriyorlar. Daha evvel kızım, torunum korona oldu. Yani hakikaten çok büyük bu şeyden dolayı, pandemiden dolayı sıkıntılarımız var. Biraz bizim etkinliğimizi artırmamız Türkiye'de herkesin bu beladan kurtulmasına bağlı. Çünkü etkinlik nasıl yapar bir dernek? Bütün üyelerini toplar bir araya. Alanlar dar. Bunlar düşünülmeden yapılmış. Şimdi 50 kişi, 100 kişiyi dar bir alan topladığınızda bir kişi hasta olsa herkesi hasta etmek istiyorsa. Yani biraz elimiz kolumuz maalesef şu pandemi döneminde bağlandı. Ondan evvel iyi gidiyorduk ama şu son 1-2 yılda bağlandık. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim gündem özelinin sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.